Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bir programımızda hani sormuştum, Ramazan ayının yerini değiştirebilir miyiz? Yaza denk gelince kış aylarına, kısa günlere alabilir miyiz gibi bir sorumuz olmuştu. Evet, onun öyle olmayacağını, alınamayacağını öğrenmiş olduk. Yani onu anlattınız. Bu değişmez. Yani Ramazan ayı ne zamansa o zaman oruç tutulur. Bugün de Ramazan ayını hasreten kendisini sormak istiyorum. Yani ne gibi üstünlükleri vardır? Ramazan ayı nasıl bir aydır? Diğer aylardan bir farkı, hani oruç tutmanın falan dışında bir farkı var mıdır? Faziletleri nelerdir? Anlatabilir misiniz? Mustafa Bey, kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri uzun uzun bildirmişler. Bu konuda hadis-i şerifler var. Onları da kitaplarından aktarmışlar. İslam'ın 5 şartından 4.'sü mübarek Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç hicretten 18 ay sonra, yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretinden 18 ay sonra, 1,5 sene sonra. Şaban ayının 10. günü. Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Bedir gazasına da oruçlu gittilerdi. Enteresan ya. Enteresan. Ramazan yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar yok olur. Selman-ı Farisi Hazretleri Resulullah Efendimizin Şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu bildirmektedir. Peygamber Efendimizin Ramazan'la ilgili. Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece ki Kadir gecesi 1000 aydan daha faydalıdır. 82-83 sene ediyor ya. 1000 ay. 1000 ay. Yani Kadir gecesi bir saat bile. Yani Kur'an-ı Kerim okusan, namaz kılsan, ne bileyim fıkıh kitabıyla meşgul olsan, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden, Allah-u Teala'nın dininden bahsetmiş olsan, gecenin tamamını ihya etmiş gibi olursun. 1000 ayda, yani 82-83 sene ibadet eden kimsenin sevabını alıyorsun. Bir kere Kadir gecesinde böyle ibadet etsen, evet. 82 sene neredeyse, evet. Bir ömür yani. Bir ömür. İki kere etsen o daha fazla. Kapatıyor arayı. Yani yeri gelmişken onu da hatırlatalım da, bunun için de gece tam net olarak bildirilmemiş. Her sene gizli kalıyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'in içinde gizlenmiş. Gizlenmiş. Onun için birinden sonuna kadar, 29-8'e 29, 38'e 30'una kadar her geceyi Kadir bilmeli. Hani bir söz var ya, her gördüğün Hızır, her geceyi de Kadir bildin, mesele bitiyor. Evet. Dolayısıyla teravih namazı kılarsan, her gece Kur'an-ı Kerim okursan, ondan sonra ne bileyim tesbihatta bulunursan, Kadir gecesini yakalamış olursun. Mesela Allahümme innike afiyun tuhibbul affa afu anni. Ya her gece teravihin arkasında dua ederken bunu oku. Değil mi? Yani. İlla Kadir gecesini bekleme. Ama efendim 27. gece. 27. geceye çok isabet etmiş. İmam-ı Azim Ebu Hanife'nin içtihadı. Ama İmam-ı Şafii Azim 17. gece buyuruyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'dan birisiydi. Geliyor diyor ki ya Resulallah Kadir gecesi ne zaman? 1'iydi geçti buyuruyor. Bir başka Ramazan 3'üydü geçti buyuruyor. Ya öyle durumlar da olmuş. Öyle durumda da olmuş. Ama Kadir gecesinin isabet ettiği gecelerin ayrı bir kıymeti var. Bunun için takvimlerde mesela hep 27. gece yazıyor. Tamam mı? Evet, evet. Ayrı bir şey var. Ama mutlaka 27. gece demek değildir. Bunu da bilelim. Ve devam ediyor hadis-i şerifte. Allah-u Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak başka aylarda farz yapmış gibidir. Farz yapmış gibi. Yani bir kimse zekat verdiği zaman ne yerine getirir? Farz. Ondan aldığı bir sevap var. Mesela 1 liralık zekat verdi. Başka zaman da 1 lira sadaka verdi. Sadakaya verilen sevap da o zekata verilen sevap çok farklı. İşte Ramazan ayında 1 lira sadaka versen o 1 lira zekat verenin sevabına kavuşuyorsun. Evet. Farz gibi. Bu ayda bir farz yapmak başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Zaten oruç kendisi öyle. Yani. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Yani manevi faydaları anlatılırken ya oruç tutuyorsun zayi etme. Yani. Kızacaksan bağıracaksan hemen oradan uzaklaş. Tamam evet. Mı? Elini dilini bağla yani. Tabii. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Hakikaten öyle. Ben bu yaşıma geldim Ramazan-ı Şerif'te. Çocukluğumdan itibaren ya farklı oluyordu.
Ya komşular birbirine veriyor, şey yapıyor falan. Ne yiyeceğini şaşırıyorsun bazen. Hala öyle. Hep farklı oluyor. Değişik bir havası bir var. Kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar da ona sevap verilir. Böyle bulunca Eshab-ı Kiram, ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Yani geri durmayın. Bu ay öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ilk 10 günü. Ortası ikinci 10 gün. Af ve mağfiret ve sonu 10 günü cehennemden azat olmaktır. Bu ayda emri altında olanların vazifesini hafifletenleri Allah-u Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda 4 şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allah-u Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmamız lazımdır. Bunlar da Allah-u Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır buyurdular. Buyuruyor Eshab-ı Kiram'dan aleyhimurdan Selman-ı Farisi radıyallahu teala hazretleri. Şaban'ın son cuması herhalde hutbede Peygamber Efendimiz Ramazan ayı hakkında böyle buyurdu diye. Hatta Ramazan ayı gelince bir başka hadis-i şerifte enteresan bir şey bildiriliyor. Buhari'de bildiriliyor bir hadis-i şerifte. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Evet. Yani şeytanlar insanları dürtemez. Musallat olamaz yani. Yaklaşamazlar insana. Aa. Bağlanmışlar yani. Melekler tarafından. İyilik yapmak için büyük avantaj o zaman. Evet, evet. En büyük engellerden biri kalkmış oluyor. Önündeki kalktı. Bir tek nefsin var. O da zaten oruç tuttuğun için inim inlemek. Sen de eline, diline, gözüne, kulağına sahip olursan cennet kapısı açık. Müthiş bir şey. Yani çok büyük bir lütuf, çok büyük bir aynı şekilde imkan. Evet. Hatta kitaplarda anlatılıyor da deniyor ki eğer hadis-i şerifte naklediyorlar ehl-i sünnet alimleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere verilecek olanları müminler bilseydi 12 ayın tamamının Ramazan olmasını talep ederlerdi. Yani her gün Ramazan-ı Şerif olmasını talep ederlerdi. Evet. Ve Mustafa Bey dikkat edersen her sene ama istisnasız her sene az olsun çok olsun bizim çocukluğumuzda daha çoktu. Ramazan-ı Şerif girince suçluluk oranı çok büyük ölçüde düşüyordu. Suç işleme oranı. Evet. Bayağı düşüyordu. Düşüyor. Ve Ramazan-ı Şerif girdi. Hala öyle hocam. Evet. Hala. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif girdiğinde bu suç işleme oranı düşüyor. Sebebine gelince şimdi tabii orada sıfır noktasına inmesi bize bağlı. Biz gayret edersek. Mesela bizim bir hocamız vardı da dedi ki işte Konya'da o zaman Rumlar, Ermeniler de var. Yani Anadolu'nun her tarafında varlardı. O tahcir mi diyorlar, teşcir mi diyorlar? Teşcir. Gitmişler onlar. Yaşlanmış iki tane hanım gelmiş falan. Bunların komşularıymışmış. Demişler ki evladım siz bozulmuşsunuz. Bunlar Hristiyan. Biz demiş Hristiyan olarak Ramazan ayı geldiği zaman pazara çıktığımızda açık satılan yiyecekler vardı. Mesela peynir, yoğurt, tadına bak derlerdi. Biz Müslümanlar oruçlu diye onların tadına bakmazdık. Müslümanlar da Hristiyanlara aynı şekilde saygı gösteriyorlardı. O Hristiyan da bilmem neydi. Onlara hakaret etmek, hafife almak öyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü Müslümanlar gerçekten İslamiyet'i bilip yaşayınca Hristiyan'a da Mecusi de saygı gösteriyordu o zaman. Ben çocukluğumda hatırlarım. Mesela dolmuşlarda o teyipler vardı falan. Eğer ezan okunuyorsa tak diye kapatır. Bir mezarlığın yanından geçiyorsa tak diye kapatırdı. Şimdi hak getire. Şimdi mezarlığa çeviriyor hoparlörü. Tabii. Öyle. Şimdi o zaman yani diyelim ki oruç tutmayacak kimse bile şey yapardı. Söyleyiver. Herkesin içinde alenen oruç yemezdi. Gider saklı maklı falan filan yerdi.
Ben köyde de hatırlarım falan. Mesela tutmayan oluyordu. Ama gizli yerlerdi. Ha, insanlar bilir fakat yüzüne vurmazdı. Onlar da onu yüzüne vurmazlardı. Ha, tutmak lazım geldiğini anlatırlar. Gerisini aynı şekilde ona havale ederlerdi. Dolayısıyla Ramazan ayının fazileti kitaplarda çok uzun anlatılmış. Cenab-ı Hak inşallah Teala bizleri de feyzinden istifade etmeyi nasip eder. Amin. Amin. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bugün Osman Ünlü hocamız bize Ramazan ayının faziletlerini anlattı, önemini anlattı. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalınız.